Teker konuşalım. Nevzat'la başlayalım. Öncelikle Onyekuru Peki. ve Halil geldi. Yeni transferler İstanbul'a geldiler. Onyekuru tabii daha önce bekleniyordu. Gecikmeli de olsa dün gece yani sabahın en erken saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Halil de keza aynı şekilde İstanbul'a ayak bastı. Bu iki transferi bir yorumlayalım. Sonrasında detaylara gireceğiz. Onyekuru beklenen bir hamle. Geliş süreci biraz kafa karıştırdı. Önce uçağı kaçırdı, sonra Covid testi dendi. Bana göre farklı bir durum vardı. Orada Monaco ile devam eden bir süreç ve sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu meselesi. Ki oyuncunun menajeri David ile Galatasaray 3. kez Onyekuru geliyor. Ama bu gelişi biraz daha farklı. Bu gelişinde artık tamamen Galatasaray'ın oyuncusu olarak, yani 6 ay sonra sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu olacak ve Galatasaray'ın oyuncusu olarak kalacak. O işte bir süre önce, bir hafta önce falan ailesinin İstanbul'a gelmesi, çocuğunun okula başlaması, bunlar zaten mesajlardı. Davide üzerinden yapılan farklı bir transferdi ama yani Onyekuru'nun durumu biraz daha farklı. Fatih Hoca'nın istediği bir oyuncuydu. Fatih Hoca'nın listesinde olan oyunculardan bir tanesiydi. Bence doğru bir transfer. Yani Galatasaray'ın hızlı kanat oyuncusu problemi vardı. Arda evet iyi performans sergiliyordu ama sonuçta hızlı dikine gidebilen ve Galatasaray'a bir alışkanlığı vardı. Yani Galatasaray'ın son yıllardaki başarılarında hep bu tarz böyle hızlı kenar oyuncularının, kanat forvetlerinin etkisi çok fazlaydı. İşte bunu Geri Rodriguez'de, öncesinde Boruma'da ki kendini geliştiren Boruma. Geri Rodriguez'de farklı bir seviyeye çıktı ama top seviyesi bunun Henry Onyekuru'dur. Yani Onyekuru evet Monaco'da aynı kulüpte 3 farklı teknik adamın yüzüne bakmadığı bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunu ben geçenlerde bir yayında söylemiştim. Yani Galatasaray Onyekuru ilişkisi başka bir ilişki. Hani Onyekuru Fatih Terim ilişkisi başka bir ilişki. Belki futbolda günümüz futbol, endüstriyel futbolda artık bu tarz şeyler çok kabul görmüyor gibi olabilir ama bence bu işin doğasında bir kere duygu olmalı. Babasının Fatih Terim. Yani bir baba oğul ilişkisi var. Henry Onyekuru ile Fatih Terim arasında. Yani Fatih Terim bu oyuncuyu oynatabiliyor. Bu oyuncudan maksimum fayda sağlayabiliyor. Dolayısıyla işte dün gecikmeli de olsa, rötar da olsa ikinci kez geldi. Halil bence sürpriz transfer. Biraz da şaşırdım. Neden? Galatasaray'ın yetiştirici bir kulüp misyonu yoktur. Galatasaray'a daha hazır oyuncular gelmelidir. Yetiştirici misyonu yoktur derken hani bir İngiltere'deki Championship takımının 6 ay sizde oynayacağı bir kulüp gözüyle bakılamaz Galatasaray. Halil hani satın alma opsiyonu olur. Pekala derim. Artı Galatasaray'ın birinci forveti olacak şu an düzeyde bir oyuncu da değil ama potansiyeli olan gelecekte milli takımın o forvet bölgesindeki isimlerden biri olmasına kesin gözüyle bakan yeteneklerden bir tanesi. Keşke Halil'i bir satın alma opsiyonu olsaydı, 1,5-2 neyse öyle transfer etseydiniz. Netice itibariyle bir sessizlik vardı. Yani bu kampanya başladı. Galatasaray'da zaten saha sonuçları, derbinin kaybedilmesi, iç sahada atılan 6 goller falan. Böyle inişli çıkışlı bir Galatasaray performansında transfer ne olacak? Fatih Terim'in İşte yönetimle arasında problem belki de yaşanmasına neden olan bir süreç yaşandı. Ben kampanya ki onunla ilgili de belki birazdan konuşacağız. Uyuyan Galatasaray ki eleştirilen Galatasaray yönetimi vardı. Bu transferlerle beraber bir hareketlilik ve moral en azından kazanmış oldu. Şimdi şöyle bir Twitter'a bakıyorum da en fazla soru Onyekuru ile alakalı geliyor. Mehmet sana da döneceğim ama yeri gelmişken sorumu yöneltmek istiyorum. Şimdi 3. döneminde resmen başlaması bekleniyor ki sen de söyledin hani Fatih Hoca'nın direkt istediği oyuncuydu. Aynı katkıyı bekliyor musun hani Galatasaray'da yaptıkları? Tabii ki hafızalarda. Ama Fransa'da kayboldu. Hakikaten Monaco ile aralarındaki kimya hiç tutmadı işte. Kadro dışı kaldı vesaire. Şimdi o eski Onyekuru'yu bekliyor musun sen? Biraz o bölgede yapacaklarını, öngörülerini alayım senden. Şimdi normal şartlarda aylarca oynamamış, Evet. işte maç eksiği, maç ritmini yakalaması, bir zaman alması muhtemeldir böyle durumlarda. Ama yani normal bir durum değil Onyekuru ile Galatasaray arasındaki durum. Yani gelip hemen ertesi gün maça çıkabilecek psikolojide. Bu güzel bir şey. Yani bu aidiyet duygusu mesela ben Jason Denayer'de de görmüştüm, Onyekuru'da da gördüm. Yani Evet. bu tarz oyuncuları seviyorum. Yani sadece para odaklı,
bakmıyorlar. Mesela her Onyekuru hakikaten... Dünay sanki havalimanında yatmıştı değil mi? Havalimanında yattı ya Galatasaray'a gelmek için. Evet. Yani beklemişti son ana kadar ve, sanki. Hakikaten de böyle astronomik rakamları oynamıyorlar ya. Evet. Yani baktığında ligde çok uçuk rakamları oynayan futbolcularla kıyaslandığında yani keşke 3-5 tane her Onyekuru olabilse bulabilsek evet. Ya da işte Jason Denayer'i bulabilsek alabilsek. Ben son derece doğru, mantıklı bir transfer olarak bakıyorum. Yani zaten Henry Onyekuru, şimdi mesela koronavirüsle ilgili aşıların işte başarı yüzdesi vesaire şu %50, %82 ülke ülke değişiyor. Belki de insanların genetiğiyle alakalı bir durum değil mi? Yani o aşının o ülkedeki etkisi Brezilya'da farklı, Türkiye'de farklı olabiliyor. Mesela Çin aşısı. Yani Henry Onyekuru aşısının Galatasaray'da tutma olasılığı çok yüksek, %90. Yani bunun %45 falan değildir. Ki zaten Fatih Hoca da bu gerekçelerle eski oyuncusuna yöneldi gibi yani duruyor. Bu aşıya risk şeyiyle bakmıyorum. Henry Onyekuru aşısına bir risk derecelendirmesinde baktığında hani %50'nin altında değildir. Henry Onyekuru oynamaması, aylardır oynamaması, maç ritmini yakalaması, belki zaman alabilecek gözüyle bakılmasına rağmen bir sıkıntı ben olmaz açıkçası gelip hemen Galatasaray'a adapte olacağım. Ki adaptasyon problemi olmaz. Saha içerisinde de faydalı olacağını düşünüyorum. Sağlık kontrolünden geçecek. Artık kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor. Nevzat çok olumlu şeyler söyledi. Hani taraftar da aslında senin gibi düşünüyor. Olumsuz hiçbir yoruma ben rastlamadım. Sen bilemiyorum. Aynı fikrinde misin Mehmet? Halil'le alakalı da kesinlikle konuşalım tabii. Yani Onyekuru konusunda tek olumsuz şey neden gitmişti? Onu söyleyebilirim. Yani gitmemesi gereken bir oyuncuydu. Hatta ben Onyekuru dedin ya sen birkaç tane Onyekuru karakterinde. Ben mesela mümkün olsa iki tane Onyekuru alırım, bulurum. Biri solda oynasın, birisi sağda oynasın. Al başına git. Yani inanılmaz katkı ve etki sağlayan bir oyuncu. Galatasaray'ın oyun formatını değiştiren bir isim. Şimdi bakıyorsunuz işte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bu takımlar üzerinden mukayeselerde bulunuyoruz. Biz kıyaslamalar yapıyoruz. Onyekuru takıma ritim kazandıran bir oyuncu. Ve Beşiktaş'ın bugün iyi oyununun bence sebebi yüksek ritimde oynaması. Fenerbahçe'ye eleştirdiğimiz maçlarda topun hız kazanamaması. Keza Galatasaray'da aynı şey var. Onyekuru tek başına gelip bu problemi çözebiliyor. Çünkü sadece ona attığınız zaman topu adam ya kendisi gidiyor bir pozisyon oluşturuyor, gol atıyor bir şey yapıyor ya da arkadaşlarına pozisyon hazırlıyor. Onyekuru müthiş bir koz. Yani tek başına diğer transferler de mutlaka işte İrfan konuşuluyor, Halil geldi diyoruz ama sadece Onyekuru'nun varlığı bile Galatasaray'ı çok ileriye taşıyacaktır. Halil'le yani, ilgili görüşün ne Mehmet? Halil'le ilgili görüşüm şu. Halil'in özellikle, yani Halil'i İngiltere'ye taşıyan bir performans var bir kere. Onun dışında milli maçlarda iyi işler yaptığını biliyoruz. Ama burada bir Fatih Terim tedrisatından geçecek. Fatih Hoca oyuncuyu bence ileriye taşıyacaktır. Oyuncunun çok yüksek potansiyeli var. Şimdi Nevzat konuşurken ben de burada kafamda bir kadro kurmaya çalışıyorum. Mesela şey diyorlar ya Mesut kimin yerine oynayacak? Şimdi Galatasaray'da Onyekuru kimin yerine oynayacak diye yeni bir polemik çıkartmayalım. Onyekuru'yu bir kere kafadan oraya yazıyorum. Ben kim yedek kalacak diye merak ediyorum. Hatta şu anda Falcao ile Cagney hala Galatasaray'ın futbolcusu olduğunu düşünürsek orada da Halil'i yazıyorum. Bence fiziksel anlamda bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. İlk fırsatta Fatih Hoca yani takımla antrenman yaptıktan sonra ilk fırsatta Halil'i ilk 11'de görürüz. Peki senin duyumların ne? Mesela gidecekler de önemli.